Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde gördüğünüz bu güzel çantamızı yapacağız minik prenseslerimizi sevindirecek bir çanta örmesi de gayet kolay ben bu çantamı 3 renkli ördüm diğerini ise iki renkli ördüm sizlerde tek renkli iki renkli ya da daha farklı daha fazla renkler kullanarak bu güzel çantamızı örebilirsiniz şöyle görelim bakınız iç kısmını da şu şekilde gayet güzel geniş miniklerimiz içerisine şekerlerini, tokalarını, sevdikleri eşyalarını koyabilirler. Örmeye bu aşağı kısmından başlıyorum. Şöyle açmak istiyorum. Aşağıda bildiğiniz dört kenarı olan motifimizi örer gibi başladıktan sonra belirli bir yüksekliğe eriştikten sonra şu kısımda yani tam motifimizin orta kısmında 3 e, tane trabzan boşluk bırakıp diğer tarafa geçmek e, suretiyle örmekteyiz ve sonrasında her seferinde buradan 2 trabzan artarken burada da 2 trabzan kalarak Diğer tarafta yine iki trabzanımızı atlayarak karşı tarafı örüyoruz ve istediğimiz büyüklüğe ulaşıyoruz. Bu çantamızın taban kısmını aynı bu şekilde başlayıp daha da büyüterek yani hemen ben gördüğünüz gibi 1 2 3 4 sıra ördüm 4 sıradan sonra bu bölümü ayırdım 4 sıra değil de daha fazla büyüterek ördüğünüzde aynı işlemimizin tekrarıyla bu çantamızı yapacaksınız tabi burada trabzan sayısı 10 değil buradaki büyüttüğünüz ne kadar büyüttüyseniz ona göre büyüyecektir ve daha bu şekilde büyük büyük dilimler olacaktı ve çok da şık olacaktır kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Evet, bu ayrıntılı anlatımdan sonra hemen çantamızın yapımına geçelim ama kanalımıza abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Evet, kolay gelsin. Hemen başlayalım. İpimi alıyorum ve 275 numaralı milimlik tığımla örmeye başlıyorum. Dilediğiniz e, iplerle örebilirsiniz. İpim e, orta kalınlıkta bir ip. Şöyle görmenizi istiyorum. Patikli iplerimizden bakın şu kadar bir parçam kalmıştı ben bunu da örüyorum. Zincirimizi çekerek başlayalım. Önce düğümümü atıyorum. Bu düğümü Ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Alt. 6 tane zincirimi çektim. Birinci zincirin içerisine gelerek giriyorum. Kapatıyorum. Bir tane halka yaptım. Bakınız küçük bir halka. Ve üzerine 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Ve buradaki ipimi sol tarafa yatırıyorum. Ve trabzanımı örmeye başlıyorum. Zincirimle birlikte iki trabzanım oldu. 3. trabzanımı örüyorum. 3 trabzanım oldu dördüncü trabzanımı örüyorum ve beşinci trabzanımı örüyorum beş tane trabzanımız ördük. 1 2 3 4 5 araya bir ve iki zincirimi çekiyorum ipimi yine şöyle çeviriyorum yine beş tane trabzanım örüyorum iki zincir sonrası bir iki üç doluyorum 4 ve son olarak 5. trabzanımı da örüyorum. Ve 5. 1 2 3 4 5 2 zincirimi çekiyorum. Tığımı başını dolayarak yine giriyorum. 5 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm şöyle sıkıştırıyorum biraz kalan bölüme yine 5 tane trabzanımızı örüyoruz 2 zincirimi çekiyorum şöyle sıkıştırdım 5 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımızı ördük. Birinci grup, ikinci, üçüncü ve dördüncü grup. Dört tane 5 trabzandan oluşan grubumuzu oluşturduk. Şimdi bu tarafa geçip ikinci sıramızı başlatıyoruz. Bunun için bir tane zincirimi çekiyorum. Bakın burası önemli. Bir zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. İlk zincirden çektiğim trabzanımın şurada gördüğünüz tepesine gelerek batıyorum. Zincirden gördüğümüz trabzan. Bakın başını doladım. Önce bir zinciri çektim. Başını doladım. Birinci zincirden oluşan trabzanın tepesine girdim. Ve bir iki bu şekilde örüyorum. Tıpkı trabzan yaparken. Burada işsiz geçişimizi yapacağız. Ve bunun üzerine bir iki üç tane zincirimi çekip tığımın başını doluyorum. Bir ve yanına bir tane daha trabzan örüyorum toplamda 3 tane trabzanım oldu 1 2 3 3 trabzanımızı ördükten sonra ikinci sıramızın başlangıcında tığımın başını doluyorum buradaki 5 trabzanı birer birer örüyorum ilkine giriyorum ikinciye giriyorum üçüncü dördüncüye girdim Son olarak 5. trabzanıma da girerek örüyorum. 5 trabzanımı ördüm. Toplamda burada 8 tane trabzanımız oldu. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve buradaki trabzanımızın birebir üzerine ördükten sonra burada 3 tane artmıştık. Bitişteki boşluğun içerisine de yine 3 tane trabzanımızı örüyoruz. 1, 2, ve 3. 3 tane trabzanımızı hem sağdan hem de soldan arttık. Ortada da 5 tane vardı. 8, 9, 10, 11 tane trabzanımız oldu. Şimdi yan tarafa geçiyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Ve şöyle yer açtım. 3 tane trabzanımı bu grubun artışı için örüyorum. 1, 2, ve 3. Üç. 3'ünü ördüm. Şöyle ipim dolaştı hemen onu açayım. Bakın 3 tane trabzanımız ördüm. 3 burada örmüştüm biterken. 3 de bu tarafta arada 2 tane zincir. Ve şimdi buradaki 5 beş 5'ini örmeye başlıyorum. İlk önce hemen bakın şuradan başlıyorum ilkini örmeye. Şu ilkine battım. Birinciyi ördüm. İkinci trabzanımı, üçüncü, Dördüncü, beşinci trabzanımı da ördüm. Beş trabzanın beşini de örerek tamamladım. Şimdi zincirin içerisine girip üç tane daha trabzanımı örerek artışımı yapıyorum. Birinciyi ördüm. İki. Ve üç. Üç trabzanımı da ördüm. Şimdi bir, iki, iki zincir çekiyorum. Burayı böyle sıkıştırıyorum. Üç trabzanı daha örüyorum. Bir. 2 ve 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan ördüm ve buradaki trabzanlarımı örüyorum yine zincirimin olduğu bölüme girerek 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzan örüyorum burayı tekrar birebir beşini de üzerine batıp örüyorum şuraya da 3 tane trabzanımı örüyorum başlangıç yerine sonra bir üst sıraya geçmek için hazır oluyoruz Sıramızın sonuna kadar geldim. 3'er artışımı, araya 2 zincirimi e, ve tekrar artışımı yaptıktan sonra aradaki 5 trabzanımı ördüm. Ve son olarak 3 tane trabzanımı ördüm. Bir üst sıraya geçmeye hazırız. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Buradaki 3 tane zincir çektiğim trabzanımın tepesine batıyorum. Ve burada bir ikili trabzan örer gibi örüyorum. Ve burada köşemi işsiz bir şekilde gerçekleştiriyorum. Bu sıradan sonra artışımızı artık iki tane olarak yapalım. Yani iki trabzan olarak artışımıza devam edeceğiz. Zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum. Buraya bir tane daha trabzanımı örüyorum. 2 oldu art sırada ve başlangıçta bakınız 5 olarak başlamıştım. İlk sırada da 3 tane artmıştım. 2 trabzan yeterli. Alttaki trabzanlarımı önce zincirden başlıyorum. Birer birer örerek ilerliyorum. Bakın ikinciye giriyorum. Boşluğa kadar trabzanlarımızı birer birer örelim. Çok kolay bu çantamız. Yetişkinler için hem küçükler için istediğimiz boy örebiliriz. Şimdi bakın zincirime bulunduğu noktaya geldim. İki tane trabzanımı da buraya örüyorum. Bir ve iki. İkisini ördüm. Tekrar iki zincir çekiyorum. Giriyorum bir ve aynı yere giriyorum iki. Tekrar buradaki bütün trabzanlarımı örüyorum. Bakın iki artış yaptım. Buna dikkat edelim. Üç artış yapmanız da fark etmez. Ama ben hani modelimizin sayısı birebir aynı olmasını isterseniz iki artış yaptığımı o yüzden hatırlatıyorum. Bir tane ördükten sonra istediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz. Zaten yapılan işlemin püf noktasını öğrendikten sonra dilediğiniz şekilde ayarlanabilir. Yine iki tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. İki zincirimi çekip tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Şöyle görelim bakınız. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Arayı dümdüz ördüm. Ve köşemde yine bakın iki trabzan, iki zincir, iki trabzan ördüm. Ve aralıksız bütün trabzanlarımı alttaki trabzanlarımın üzerine ördüm. Başlangıçta da bir ve iki tane olarak trabzanımızı ördük. Şimdi buradan devam edelim. Yine köşelerimize ikişer trabzanımızı ve arasını zincirlerini örerek başlangıç noktasına kadar ilerleyelim. Trabzanlarımın tamamını örerek geldim. Köşelerimizde ikişer ikişer artışımı yaptım. Aradaki düz trabzanların hepsini de birer birer ördüm. Şimdi son olarak iki tane trabzanımı örüyorum. batıyorum buraya bir ve iki. İki tane trabzanımı da ördüm. Bir iki zincir çekiyorum. Bakın bitirişte iki zincir çektim. 3 tane zincir çektiğim yerin tepesine geliyorum Şu ilmeğimi geçirip bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum gri rengimi aldım üzerine gri rengimle devam edeceğim onun için de şuradaki artış yerimizden başlıyorum 2 tane artışımı yapacağım buraya bunu bir tane zincir olarak sayıyorum 2 ve 3 zincirimi çektim ipimi sol tarafı yatırıyorum yanına bir tane trabzanımı örüyorum iki tane trabzanımı ördüm ve birer birer trabzanlarımın üzerine örerek ilerliyorum her bir trabzanımı köşeye kadar gidiyorum bir sıra daha aynı şekilde öreceğiz alttaki ördüğümüz gibi ikişer ikişer artışımızı yaparak trabzanlarımın tamamını ördüm iki tane başlangıçta ördüm ve birebir bütün trabzanlarımı tamamladıktan sonra şuradaki artış yerine geliyorum İki tane trabzanımı örüyorum İki trabzan iki zincir bir ve iki tekrar iki tane trabzanımı bu noktaya örüyorum artışımızı bu sırada iki trabzan iki zincir iki trabzan olarak yapacağız ve buradaki trabzanlarımızı birer birer örerek başlangıç noktasına kadar gelelim köşelerimin hepsini örerek geldim şimdi bu sırada artık daralma işlemine başlıyoruz burası taban olarak kullanacağım şimdi yine aynı şekilde tığımın başını dolayarak ilk zincirden ördüğüm trabzanma giriyorum ve bir tane trabzanımı örüp bu yan olarak zincir yerine geçiriyorum ve 3 zincirimi çekiyorum 1 2 3 bu birinci trabzan yanına bir tane daha trabzan örüyorum bundan sonra çantam bitene kadar iki trabzanımızı öreceğiz ve ilk zincirimin üzerine batıp birinci trabzan örüyorum bakınız iki buradaydı 3 toplamını sayıyorum 4 5 6 7 8 9 ve 10 ama şu şekilde 10 oldu bakın 8 tane buradan ayırdım 2 tane de eklediğim için 10 tane trabzanım oldu aslında 8 tane trabzan ördük 2 ilavesiyle 10 trabzan oldu şimdi buradan işaretimi koydum bakınız bir trabzan atıyorum iki trabzan atıyorum üç trabzan atıyorum dördüncü trabzanma batıyorum Dördüncü trabzanıma baktığım zaman 2, 4, 6 ve 8 tane trabzanım da buradan devam ediyor. Araya zincir çekmedim. Ve bakın şöyle göstermek istiyorum. Şunları çıkaralım. Daha rahat görebilelim. 8 tane trabzanım ördüm. 1 atladım, 2 atladım, 3 atladım. Dördüncüye araya zincir çekmeden gelerek battım. Ve sonrasında buradaki 8 trabzanımın her birine birer birer örerek zincir yerime doğru yani köşeme doğru ilerliyorum. Evet. 8 trabzan ördüm. Bakın 2, 4, 6 ve 8. Şimdi 2 tane zincirimin içerisine artışımı yapıyorum. 1 ve 2. Ara zincirimi 2 tane çekiyorum. Tekrar 2 tane trabzanımı buraya örüyorum. 2 trabzanım dahil olacak şekilde toplam 10 tane trabzan örüyorum. Eğer bu ikiyi saymazsak 8 trabzanımızı sayalım. 2 ile birlikte sayıyorum ben bakınız. Ya da 2'yi daha 2 dahil edelim evet. Bu 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane trabzanımı ördüm. 2 zincirim de dahil. Şimdi zincir çekmeden tığımı başını doluyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3 atlıyorum. 4. gelerek batıyorum. Ve bütün trabzanlarımı örüyorum. Çantamın ikinci yüzeyini de bu şekilde örmüş oluyorum. Buradaki 8 trabzanımı örüp iki artışımı da buraya yapıyorum 2 zincirimi çekiyorum ve diğer yanları da aynı şekilde örerek devam ediyorum üçüncü sıramıza başladım yine aynı şekilde geçişimi yaptım iki tane artışımı yaptım ve trabzanlarıma sırasıyla ördüm artışımla birlikte 10 tane trabzanım oldu 2 4 6 8 10 10 trabzanı ördükten sonra buradaki boşluğa 2 trabzan bırakıyoruz. Bakınız bu 2 trabzan örmüyoruz. Ve çantamız bitene kadar bütün köşelerde 2 trabzan kalınca örmüyoruz. Tığımızın başını hiç zincir çekmeden şu şekilde doluyoruz. 1 ve 2 trabzanı bu yönden de atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. Çantamızdaki güzel havayı burası veriyor. 2 trabzan kalınca bırakıyoruz. İki tırabzanla ilerden başlıyoruz ve devam ediyoruz. Bundan sonraki sıralarımızda da aynı işlemi yapıyoruz. Yani 10 tane tırabzanımız olacak ve diğer tarafa 2 kalarak geçeceğiz. Her seferinde bu iki eksiği de şuradaki artışlarımızla tamamlıyoruz. 2 tane tırabzanımız. 2 zincirimiz yine sayalım bakın isterseniz 2 4 6 8 ve 10 gördüğünüz gibi 10 burada 10 burada çantamızın şöyle ortası şurada yine 2 zincirimi çekip 2 artışımı yaptım bu ikimle birlikte 10 tane örüyorum trabzanımı 3 4 zaten saymamıza gerek yok şuraya 2 kalana kadar öreceğiz devam ediyorum Evet iki trabzan kaldı bakınız örmedim iki trabzanından tığım başını doluyorum birinci trabzanı atlayıp ikinci trabzanı atlayıp 3 trabzanı batıyorum ve çantam istediğim ölçü olana kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum Çantamızı örerek ben büyüttüm ve yeteri kadar ölçü olunca ipimi keserek kopardım. Bakın şöyle iki tane zincirimle karşıma geçiş yaptım ve ipimi kestim. Kaç sıra ördüğümüzü birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Epeyce bir büyük oldu. Şimdi farklı bir renkli bir sıra daha örelim. Ve üzerinin sap kısmını da çalıştıktan sonra çantamızı tamamlayalım. Sır rengimi bir tane zincirimi çektim ve hemen örmeye başlıyorum şu tepeden giriyorum illa ipimi kopardığım yer şart değil buraya giriyorum bunu bir tane zincir olarak kabul ediyorum sol tarafa kalan ipimi yatırıyorum ki alta gizleyerek öreyim Evet şimdi bu birinci zincir ikinci ve üçüncü zincirimi de sayıyorum üç tane zincirim oldu hemen buradaki boşluğa bir tane daha trabzanımı örüyorum ve sonrasında birer birer her bir trabzanımın üzerine batarak toplamda 10 trabzanımı örüyorum. Yani son 2 trabzan kalana kadar ilerliyoruz. Şuradaki son 2 trabzanımız kalana kadar öreceğiz. 1, 2, bir tane daha örmem gerekiyor. Evet. Trabzanlarımızı örerek geldim. 2 tane buradan ördüm. Sekizini de buradan ördükten sonra toplam 10 trabzanım oldu. 2 kalınca ne yapıyorduk? Buraya kadar yaptığımız gibi bırakıp buradan da 1 ve 2'yi sayıp 3.ye batıyoruz. Ve bu sıraya kadar yaptığımız gibi trabzanlarımızı onar onar örüyoruz. Arasına ise 2 tane zincirimizi çekiyoruz bu sivri olan noktamızda Evet şimdi iki tane trabzanımı da zincir boşluğuna örüyorum iki ördükten sonra iki trabzanımı üzerine bir iki tane de zincirimi çekip yeniden iki tane trabzanımı örüp geriye kalan trabzanlarımı da toplamda 10 trabzan sayısına ulaşana kadar örüyorum. Başlangıç yerimize kadar örerek geldim. Şimdi iki tane trabzanımı da zincir içine ördükten sonra bir ve bir, bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak 3 tane zincir çektiğim bölüme gelip yine aynı şekilde geçişimi yapıyorum buradan aynı şekilde geçişimizi yaptık. Şimdi kulp çalışması yapacağız çantamıza. Kulbumuzu buradan zincir çekip şu şekilde getireceğiz. Bu tarafa takacağız. Tabi burada istediğimiz uzunlukta olabilir. Kullanacak kişinin boyunun uzunluğuna ya da kullanmak istediği uzunluğa uygun olarak örelim. Çocuklarımıza öreceksek tabii ki bu ölçüyü kendimiz ayarlayacağız. 2-3 şöyle rahat rahat çekiyorum. ben kısa kulp olarak çalışacağım. Şöyle hemen elinde tutacak. Ve bu zincirimizin üzerinde de bir sıra sık iğnemizi de ördükten sonra çantamız hazır hale gelecek. Birazcık daha örmem gerekiyor. Evet şimdi yeterli. Bakınız buradan itibaren örerek geldim. Hemen aynı yöndeki, aynı yöndeki bakın şu şekilde aynı yöndekine battım. Kapadım. Buraya bir tane zincirimi çekiyorum, çeviriyorum. Sonrasında hemen zincirimin içerisine girerek bir tane sık iğne örüyorum. Yanındakine giriyorum. Yanındaki ve hepsini bu şekilde sık iğnelerle örüyoruz. Bütün zincirlerimiz. Bunu yarım almışım bakınız. Yarımlamamaya dikkat edelim. başlangıç yerimize kadar örelim. Zincirlerimin üzerine sık iğnemle birer birer ördüm. En son zincirimin kendisine batıyorum ve yine sık iğnemi örüyorum. Bir tane de zincirimi çekip düğümümü attıktan sonra ipimi buradan kesiyorum. İpimizi şu yöne şöyle gizleyelim. Şöyle bakın. Bu taraftaki sık iğnemiz de askıda kalmamış olacak. Şöyle buraya doğru evrilecek gördüğünüz gibi iç kısma doğru gizleme işlemimizi çalışalım Evet kalan ipimizi sonra keselim şimdi bu iki taraftaki bölümleri birleştireceğiz şuradan itibaren yine zincirimizi çekmeye başlıyorum bir tane düğümümü atıyorum Tabi zincirimizi sayarak çekerseniz her ikisini de çok rahat eşitlersiniz. Ben konuştuğum için saymadım. Ama şöyle ölçerek aynı dengeyi kuracağım. Evet şimdi burundaki çalıştığımız gibi yeterli zinciri çektikten sonra bu kısma batıp sık iğnelerimizle dönüp aynı kapatma işlemini yapıp tamamlayalım. Geçişi de yine birlikte yapalım. Zincirimi ördüm. Batıyorum diğer tarafa. Bir tane zincirimi çekiyorum. Çeviriyorum ve şöyle zincirimin bir tanesinin yani hemen dibindeki ilkine girip sık iğnemi örüyorum ve sıradan devam ediyorum. Geçişte takılabilecek arkadaşlarım olabilir diye yine göstermek istedim. Bir hatırlatma olsun hem de. Evet, sona kadar örelim tamamlayalım. Evet sap kısmını da ikisini ördüm ve tamamladım. Kullanılmaya hazır hale geldi çantamız. Umarım beğenmişsinizdir ve sizler de benimle birlikte bu güzel çalışmayı yapmışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.